Gücünü sevgiden ve fedakarlıktan alan, sevgisine, fedakarlığına maddi anlamda paha biçilemeyen dünyanın en kutsal ve en saygın mesleğini icra eden Güzide öğretmenlerimiz için gelsin. Sen, çaresizliğin filizlendiği yerde ümit, korkunun mayalandığı yerde yürek, güçsüzlüğün güçlendiği yerde bileksin öğretmenim. Hem aile hem arkadaş, bilgi yolunda yoldaş, hayatıma rehber, derdime sırdaş, kocaman bir taht var kalbimde sana, İyi ki varsın öğretmenim. Çünkü sen, solduğumuz zaman tek bir bakışınla bizi gülümseten, bizi ısıtan, bizi kucaklayansın. Çünkü sen güneşsin. Beton yığınına anlam katan, yüzlerce kalpleri buluşturan, yolumuzu gökyüzüyle birleştirensin. Alışırsın ki ayrılamazsın dediler. Öğretmenim ama nereden bildiler? Her şeyi bilmek istedim, en iyi ancak o anlatacak dediler. Ardından Türkçeyi bilmek istedim, o en düzgünü öğretecek dediler. Her şeyin doğrusunu o bilir dediler. Seni tüm başarılara ulaştırır dediler. Çok dürüst çocuklar yetiştirir dediler. Öğretmenim inan ki hepsini bildiler. Salatü vesselam ala Resulillah. Neden öğretmenlik? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öğretmendi. Sahabe-i Kiram öğretmendi. Öğretmenliği seçmemde özellikle ilahiyat ve arkasından öğretmenlik, dinimi anlama, yaşama ve yaşatma gayreti çok etkili oldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mübeşşirdi, münezzirdi, mürşitti, tebliğci, mübelliği idi. Bunlar öğretmenliği seçmemde etkili olmuştur. Öğretmen topluma yön veren, toplumu şekillendiren kişidir. Bu yönleriyle öğretmenlik kutsal bir yoldur, kutsal bir seçenektir. Hazreti Ali Efendimiz öyle buyurur. Men allemeni harfen sırtu lehu abden. Bana bir harf öğretenin kölesi olurum buyuruyor. Öğretmenlik böyle yüce bir yöndür, yöntemdir. Bundan dolayı öğretmenliği tercih etti. Neden öğretmen oldun? Bu sorunun esasında cevabı lisedeki öğretmenlerimde saklı. Çok iyi bir öğretmen grubuyla karşı karşıya kaldım diyebilirim. Sağ olsun üzerlerimizde çok ciddi emekleri var. Hakkı, hakikati, iyiliği, güzelliği hem bize öğrettiler hem de bir başkasıyla paylaşma misyonunu bize yüklediler diyebilirim. Biz de o idealle, o misyonla yetiştik. Bir tane gence, bir tane insana, etrafımızdakilere, çevremizdeki insanlara dokunabilme, onlara ulaşabilme, onların dünyalarına farklı bir pencere, iyilik ve güzellik penceresi açabilmeyi bize öğrettiler. Biz de bu misyonla yetiştik. Sağ olsun öğretmenlerimiz bu misyonu başarıyla yerine getirdiler. Buradan onların ellerinden öpüyorum. Onlara en kalbi dualarımı gönderiyorum. Saygı ve selamlarımı sunuyorum. Bizler de inşallah bu aldığımız öğretmenlerimizden aldığımız bu misyonu gelecek kuşaklara, öğrencilerimize aktarırız diye düşünüyorum. Ne kadar başarılı oluyoruz bunu da bilemiyorum. Bunu da elbette ki öğrencilerimiz takdir edecek. Bu vesileyle tabii ki öğretmenliği de sadece bir meslek grubuyla da ilişkilendirmeyi de çok doğru bulmuyorum. İnsanlara ulaşmayı hedefleyen, iyiliği ve güzelliği paylaşan herkesin
bir eğitici olduğunu düşünüyorum. Bu manada bu vesileyle de iyiyi ve güzelliği paylaşan, hakkı ve hakikatin her daim yanında olan tüm eğitici kardeşlerimin, öğretmenlerimin Öğretmenler Günü'nde tebrik ediyorum. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun. Arkadaşlarımın ve öğretmenlerimin Öğretmenler Günü'nü tebrik ederim. Allah hayırlı uzun ömürler ve hayırlı hizmetler nasip etsin.